Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla beraberiz inşallah. Bugünkü YouTube videomuzda size muhabbet kuşlarınız için evde kolaylıkla kendinizin hazırlayabileceği hem de iki tane malzemeyle hazırlayabileceğiniz oldukça besleyici bir yemden bahsedeceğim. Bu yemi ekstresiz içine havuç koyup, Nijer tohumu koyup kızıştırıcı yem haline de getirebilirsiniz. Ben kızıştırıcı yem olarak değil de normal besleyici bir yem yapacağım bugün. Malzemelerimiz bir yumurta, bir de kuş yemi. O zaman yapımına geçelim. Evet, bunun için bir adet yumurta gerekiyor. Bir tane yumurtayı suda haşlıyoruz. Yaklaşık bir 15-20 dakika. Yani içinin tamamen haşlanması gerekiyor. Haşlamaya başlayalım bakalım. Evet, yumurtamızı haşladım. Yaklaşık 15-20 dakika haşlandı. Şimdi kabuklarını soyacağız. Güzelce kuş yemiyle birlikte bunu harmanlayacağız. Yapmaya başlayalım bakalım. Evet, yumurtamızı haşladık. Yarısını ben yedim. Çok tatlı, güzeldi tadı. Şimdi kuş yemiyle birlikte bunu harmanlayacağız. Tamam mı dostlar? Şöyle koyalım, tamam. Şuna da koyalım. Biraz sıcak maalesef. Elim yandı ama. Evet. Tamam, bu kadarı yeterli. Bunu yaptıktan sonra şöyle bakın. Şöyle kuş yemiyle birlikte harmanlıyoruz. Tamam mı? Yani kuş yemiyle yumurta sarısı birbirine geçmesi gerekiyor. İçinde yumurta sarısı yemin içinde kaybolması gerekiyor. Yani kuş belki yumurtayı ilk defa yiyeceği için yiyemez. Belki canı istemez. Tadı farklı çünkü onun için. Yediğinin dışında bir şey. Ama kuş yemiyle birlikte harmanlarsak bunu, yani karıştırırsak ne olur? Kuş yemi yerken acıktığı zaman, kuş yemi yediği zaman ister istemez yumurtanın da tadına bakmış olur. Baktığı zaman da ne olur? Ona vitamin olur. Şöyle yapalım. Evet, bunu yaptık. Şimdi sıra geldi buna. Böyle yapalım bakalım. Bunda biraz beyaz da var. Beyazıyla sarısını işte harmanlıyoruz. Böyle bir şekilde. Harmanlayalım. Bundaki amaç kuşa yumurtayı yedirebilmek. Yumurta gerçekten kuşlar için oldukça faydalı bir şey. Bunu özellikle ben haftada 2 gün mutlaka yapıyorum kuşlarıma. Haftada 2 gün bunu yapalım. Kuşlara vitamin oluyor. Bazen kızıştırmak istediğim zaman kuşlarıma, hani kızışmalarını istediğim zaman bunun içine Nijer tohumu ve bildiğimiz havucu haşlayarak da içine ekleyebilirsiniz. Kuş yemi, yumurta sarısı, Nijer tohumu ve haşlanmış havuç, rendelenmiş haşlanmış havuç, bunlarla da ekleyebilirsiniz. Bunun videosunu da yakında kanalda paylaşırım inşallah. O videodan izleyip bilgi edinebilirsiniz. Evet, bunu yaptık. Şimdi bunları yemliğe takalım bakalım. Evet kıymetli dostlar, bugünkü videomuzda da kuşlarınız için oldukça besleyici yumurta maması yapımını göstermiş oldum. Bu yemi benim belirttiğim gibi yapıyorsunuz. Sonra bunu kuşların yuvasına takabilirsiniz, kafesine takabilirsiniz. Kuşlar bunu yedikçe besleniyorlar. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Yumurta 6-7 saat maksimum, hatta 7 saat fazla oldu, 5-6 saat maksimum kafeste kalabilir. Daha fazla kaldığı zaman bozulmalar olabiliyor. Kuşa zarar verebiliyor. O yüzden bu yumurta mamasını sabah takarsanız 10 gibi, 9-10 gibi, öğlen 1-2 gibi yumurta mamasını kafesten çıkarıp normal mamaya, yani normal kuş yemine dönebilirsiniz. Bugünkü videomda size bunu anlattım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.